Arılarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Resimi de gösteriyorum. Çok fazla özellikle yaratmış Cenab-ı Allah arıları. Onların mucizevi yönlerinden birini kısaca anlatmak istiyorum. İşçi arıların vücutları yapacakları işe göre değişiyor. Örneğin işçi arıların ilk 3 günleri kovan temizleyicisi olarak geçer. 3. günden sonraki bir hafta boyunca kafalarında bir çift dadı bezi gelişir. Dadı bezi. İnşallah. İşçiler genç arılar için gerekli olan bir besin salgılamaya başlar ve aniden onların bakımı işine yönelirler. 10. günden itibaren de işçilerin karın bölgelerindeki mum üreten bezler gelişir. Bununla birlikte işçi arılar beslenme görevini bırakarak petek yapımı ve onarımına başlarlar. Artık birer inşaat işçisidirler. Doğumlarının 20. gününde ise işçi arılar yine görev değiştirirler. Mum bezleri fonksiyonlarını yitirir ve iğne bezleri gelişir. Zehir üretmeye başlarlar. İşçi arıların yeni görevleri kovan girişinde gardiyanlık yapmak olur. Maşallah. Yamukluk yapan olunca saldırıyorlar. İnşallah. Evet. Orada yanlış mümkün olmuyor. Yani kapıda bekliyorlar. Bodyguard gibi. Densizlik yapan olduğumuz sille tokat dışarıya. Arıların hayatı tek başına nefes kesicidir yani. Harika üstü harika, harika üstü harika, harika üstü harikadır. Aklı başında bir insanın iman etmesi için yüzlerce, binlerce kez yeterlidir. Sırf arı. Mesela bak anlattı, geçti kardeşimiz, şeyhimiz. Estağfurullah. Yani her bir safhası şok olaydır. Her bir safhası şoktur. İnşallah. Hayret edecek olaylardır. Ama sakince insanlar dinlerler, geçerler. Ama dikkatlice incelendiğinde nefes kesici bir ihtişamla karşılaşırız. Allah'ın muhteşem aklını görürüz. Maşallah. İnşallah sonsuz aklından tecelli görürüz. İnşallah. İnşallah. Evet.